Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle Crash Day adlı oyunu oynayacağım. Oyun eski bir oyun ama bu benim şu anda oynadığım hali yeniden oluşturulmuş hali, yani remastered hali. Bu oyunda neler olduğunu, neler bulunduğunu falan göstereceğim kısa şekilde. Bir de birazcık oynayacağım işte. Tekli yarışlarda parçalama maçı diye, oyun Türkçe bu arada. Parçalama maçı diye bir seçenek var. Bu seçenekte işte böyle arabanıza tabii ki silahlar bağlanıyor. Ha, ben şeyi söylemeyi unuttum. Oyun tabii ki araba oyunu, yarış üzerine kurulu. Bir de böyle savaşma, parçalama üzerine kurulu. Arabalara silah takıp roket ve minigun olmak üzere onlarla arabalar birbirini patlatıyor. En çok puanı yapan da kazanıyor. Akrobasi gösterisinde böyle bu ekranda görünen yerlerdeki gibi böyle rampalardan uçarak ne kadar puan toplayabilirseniz topluyorsunuz. En çok puan toplayan süre içerisinde, belli bir süre içerisinde en çok puan toplayan birinci oluyor. Bayrak taşımada böyle sarı bir tane gülen yüz var. Onu checkpointlerden geçirmeniz gerekiyor. Gereken checkpoint sayısına ulaştığınızda kazanıyorsunuz oyunu. Yarışta normal yarış, sadece dümdüz gidiyorsunuz, yani pek bir şey yok. Bomba vermiyor. Araba burada da işte bir arabaya böyle işte yak 4 araba diyelim. 4 araba bir yerde böyle duruyorlar. Birisine bomba geliyor rastgele ve 2 dakika süre oluyor. O bomba sahibi araba diğer başka arabalara çarparak bombayı kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Üstünde bomba patlayan kişi puan alamıyor. Üstünde bomba patlamayan kişi puan alıyor. En çok puanı alan da kazanıyor oyunu. Böyle yani, bu şekilde. Bu da şu bomba sürme de şey. Üstünüzde bomba varken bir belli bir hız veriyor. Hız limiti veriyor size. O hız limitinin altına düşmemeniz gerekiyor. Düşerseniz bomba patlıyor, arabada bom. Bu şekilde oyun modları var. Kariyer modu var. Kariyer modunda da bunların biraz da yani şey hali, hikayeleştirilmiş hali. Ben bitirdim tabii ki. Böyle işte gruplar var. Final grubu A, B, profesyonel grubu, amatör grubu, başlangıç. Paralar toplayarak araba alıyorsunuz işte. Bu şekilde arabalar var. Bir de online hali var, çok oyunculu hali. Ama oyunun çok oynayanı yok. Çünkü eski bir oyun ve çok ün yapmış bir oyun değil. Bu yüzden online hali çok yok. Yani oynamak isteyenler varsa böyle belli bir arkadaş grubu içerisinde alınıp oynanması gereken bir oyun. Çünkü çok online şeyi yok. Her neyse, çok konuştuk. Yarışa başlayalım artık. Ben ilk başta normal yarışla başlamak istiyorum. Tur yarışı. 3 tur. Zorluk seviyesi zor olsun. Rakip çok olsun. 7 tane. Araç hasarı düşük. Tamam. Başlayabilirsin. Harita olarak bir tane vardı ya. Ha, şu. Bu değil, pardon. Ha, şu. Sewer Rats. Evet. Bu. Burada başlayalım yarışa. Bu araba oyunun en hızlı arabası. En gelişmiş arabası. Bu böyle gitti, gide gide de şey oluyor. Arabaların seviyesi düşüyor. Ben bununla başlamak istiyorum. Oyunda da bu arada müzikler var. Müzik sesini kıstım bayağı. Sıkıntı çıkmasın sonra. Teliften sıkıntı çıkmaz inşallah. Evet, yarış başlıyor. Ok tuşlarıyla ilerliyorsunuz. V ile nitro, B ve N ile de roket ve taramalı tüfekle sıkma özelliği var. Normal yarışta silah kullanmıyorsunuz. Sadece böyle bu şekilde yarışıyorsunuz. Hops. Hop 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 hop. Oh, tamam, çok iyi. Hop, araba dönemedi. Bir saniye, heh, tamam. Ya bu çok garip bir harita, o yüzden seçtim de. Hop, çok hızlanmayalım. Böyle yani kanalizasyonda gidiyor gibi. Böyle kanalizasyon değil de, yani ne denir bilmiyorum.
Oyun Flatout'a benziyor biraz. Flatout'un ne olduğunu bilmiyorsanız belki ileride onun da böyle bunun gibi bir videosunu çekerim. O da aynı bunun gibi böyle vurmalı kırmalı bir yarış oyunu. Yani ikisinin arasında çıkış tarihi olarak çok bir fark yok. 1-2 sene falan. Ama Flatout daha önce tabii ki. Böyle o şekilde Flatout'tu. Ama Flatout'ta silahlar falan yok yani. Ben bayağı öndeyim ya. Ben buraları bir hızlandırayım bence. Hop, müthiş uçuyorum. Evet, harika. Allah. Geçmem gereken yeri ıskaladım ya. Uçarak ıskaladım. Böyle C'ye basınca kamera değişiyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, yarışı kazandık. Buraları siz hızlı gördünüz tabii ki. Bir sonraki oyun moduna geçelim. Bir sonraki oyun modumuz akrobasi gösterisi. Kısaca bunu da göstereyim. Süreyi 2 dakika yapayım. Rakip sayısı da çok olsun. Bunda da uçarak kaçarak puan toplayacağız. Ve ne kadar çok puan yaparsak o kadar iyi olacak. Bu sefer de bu arabayı alalım. Evet, başlıyoruz. Oradaki rampalardan geçerek en çok puanı, en yüksek puanı yapmaya çalışacağız. Yani aynen şunun gibi mesela. Böyle uçacaksınız, hatta dönünce falan bonus puan geliyor. Hop. Mesela 8000 puan yaptım ben tek seferde. Bir tane daha şöyle bir nacizane bir örnek göstereyim size. Aynen bunun gibi işte. Böyle döne döne topaç gibi. O alanın dışına da çıkabiliyoruz bu şekilde. 23.000 puanla liderlik bendeymiş. Araba şu an sola doğru gidiyor. Yok, yok gitmiyormuş. Ortağı buradan başlatıyor. Allah. Çarptık. Bizi geçebilen yok şu an. Buradan bu şekilde uçarak üst üste çok fazla puan kazanılabiliyor bu haritada. Uçalım. Ve bitirelim. 108.000 puan yaptım tek seferde. 163.000 puanla birinci bitirdik bunu da. Hemen bir sonraki şey modumuz olan bayrak taşıma moduna geçelim. 3 bayrak yapayım hemen. 3 rakip yeterli. İlk amatör 550. Bu arabayı alalım bu sefer de. Ha şimdi mesela hemen arkada. Ha burada silah varmış. Yok arkada ama haritanın dışında arkada. Galiba. Evet. Şöyle roket atıyoruz mesela. Böyle bu şekilde engelliyoruz. Bayrağı aldı.
Şu sarıyla gösterdiği yerden geçirtmemiz gerekiyor bayrağı. Allah. Biri size çarpınca bayrağı düşürüyorsunuz yani. O kişi sizden bayrağı alıyor. Veya ters dönersiniz de bayrak düşüyor. Şuradan bir uçayım. Ops. Bat. Şu aradan geçeyim. Bir el freni. Çok iyi. Nereye gitmemi istiyor acaba? Şöyle ilerlesen. Ha şey, gerçi bayrağı bırakınca götürmeniz gereken yeri de değişti. Bir daha uçayım. Ops. Allah, çok kötü bir yere gittim. Neyse, arabanın canı %85. Güzel. Şuralardan geçeyim. Ha, şu en uzaktaki mesela. Burada ilk önce buraya götürmemizi istiyor. Ha, hemen mesela bu bir sonraki checkpoint'te bundan hemen sonrasıymış. Yani bu tesadüfen rastgele geliyor. Şunu da açayım. O da burası. Şuraya da koyunca bayrağı bitecek. Bitti, evet. Bu da bu şekilde kısa bir şey olsun diye böyle hemen gösterdim. Yoksa takımlı falan oluyor. Daha uzun sürebiliyor. Yarışı göstermiştim zaten. Akrobasi gösterisini de gösterdik. Bomba vermeye geçelim. 3 round yeterli. Bomba süresini 10 saniye yapalım. Finals 7, 7 olsun. Tamam. Arabayı değiştirelim. Incubator'ı indirelim. Böyle küçük bir bekletiyor en başta. Sonra bombayı rastgele birisine veriyor. Siz de bombayı birisine götürüyorsunuz. Aa, mesela bendeymiş. Aa, 10 saniye çok düşükmüş ya. İşte 20 saniye falan yapsaydım. Benim yanımda bak şu an patladım mesela. Benim bana puan gelmedi benim üstümde bomba patladığı için, ama diğer arabalara puan geldi. Şimdi bomba kimdeyse onun yanına gideceğiz. Aa, yine bende ya. Şaka mı? Şimdi ben bu arabaya çarpınca bombayı ona vermiş olacağım ama sanırım çarpamayacağım. Evet, çarpamadım ama iki kere üst üste bana gelince böyle hemen yapamıyorum. Keşke 20 saniye yapsaydım bomba süresi. Bu hemen bitecek çünkü. Bu sefer onda mesela. Bu bomba süresini 20 saniye 30 saniye falan yapınca bir adamı kovalıyor işte, arabalar birbirlerini kovalıyor. Aa, 3'te biter yapmıştık değil mi biz? Evet, işte bu şekilde 3 puan en çok istenilen puanı toplayan bitiriyor oyunu. Bunu da hemen göstermiş oldum. Bir de bomba sürüyor. Şunu da hemen göstereyim. Bombanın başlamaz. Düşük hız. Düşük hız. Orta hız olsun. Zorluk seviyesi normal. Zor olsun. Rakip 3 tane yeterli. Tamam. Şu intihar. Tamam, tekrar aynı arabayı alayım. Bunu da gösterdikten sonra videoyu bitireceğim. Üzerinizde bomba varken şu kırmızıyla gösterilen kırmızıyla dedim. Kırmızıyla gösterilen yere düşürmemeniz gerekiyor. Yoksa araba patlıyor. Yani bomba patlıyor. Bomba patlayınca da haliyle araba patlıyor. Minimumumuz 74 km hız. Saatte 74 km. Hop. İşte böyle artıyor. Yavaş yavaş. 100 km'ye kadar çıkıyor yani. Bu şekilde bombayı patlatmadan istenilen yere kadar getirmeniz, yok pardon, bu şey hali, en son kalan arabaya kadar. Ops, böyle hemen düşer düşmez, o seviyeden aşağı düşer düşmez patlamıyor. Bir iki saniye hızlanmak için bize şey tanıyor, şans tanıyor. Hoppa. Yarışı ben kazanmışım, evet. He, en çok puan toplayanmış bu. Evet, ben 10 puan, 10 tane checkpoint'ten geçerek puan toplamışım ve yarışı kazanmışım. Benden bir alttaki 7 tane geçerek kazanmışım. Evet. Ben parçalama maçını göstermedim sanırım. Şu an fark ettim. Evet. 3 tane patlama yeterli. Zorluk seviyesi normal. Araba olarak da şu amatör 4 güzel. Bir tane şunu alacağım araba olarak. Evet, parçalama maçında da direkt hangi arabayı bulursak patlatıyoruz yani. Görüp görmediğimiz her şeye sıkıyoruz. Evet, şu an başladık. B ile ateş ediyor makine tüfekle. N ile de roket atıyor. 3'e ulaşan kazanır olarak seçtim. Şu an şurada bir çatışma var. Benim hemen el atmam lazım. Ops,
Ya bu, şimdi bu oyun tarihinde yapılan en mübarek girişlerden olabilir. Mesela şu bir, şunun birinci olarak bunu parçaladım. Tekrar aynı adam. Hop, bir roket. Aa, nereye gitti? Aa, şey, reset attı. Hop, patlamak üzereyim ben de. Sağda canı, arabanın canı gözüküyor. Benim %3 şu an. %1, evet, patladım ben de. Bunlara yar etmemem lazım şu adamı. Evet, 2 oldu. %70 canı var arabanın. Şuna da bir patlattığımda, evet, şu bir, ikinci bize, tutturamıyorum, uçuyor bize çünkü rampada. Ops, parçalandım tekrar, 2-2 oldu. O Mario'yu patlatırsa kaybedeceğim. Böyle çarparak da canı gidiyor arabaların. Sakın patlatma. Hoppa, böyle bu şekilde patlatarak birinci oldum. Evet, Crash Day oyunu bu şekilde. Bu arkadaşlarınızla oynarsanız daha eğlenceli olacağını düşünüyorum. Başka şey var, mini oyunlar var. O diğer az önce anlattığım oyunların değişik halleri işte. Harita, kendi haritalarınızı oluşturabiliyorsunuz. Ben henüz hiç oluşturmadım. Yani uğraşmadım, öyle söyleyeyim. Yani bu kadar. Bir de kariyer modu var. Kariyer modunda da o gösterdiğim modların hikayeye bağlanmış hali gibi bir şey. Çok büyük bir hikayesi yok. Basit bir hikayesi var. Evet, Crash Day oyunu bu şekildeydi. Bundan sonraki günlerde iki farklı seriye başlayacağım. Yani bir hafta birini, bir hafta birini atmaya çalışacağım o serilerin. Bu şekilde işte. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki diğer videolarda görüşmek üzere.